أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وكان الله بكل شيء عليما. يا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا.
Sadakallahul azim. Hayırlı akşamlar değerli seyirciler. Bir kez daha iftar programıyla karşınızdayız ve her zaman olduğu gibi yine programımıza Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladık. Hocamıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Değerli seyirciler, bu akşam inşallah programımızda emri bil maruf nehi anil münkeri, yani iyiliği emredip kötülükten men etmeyi inşallah konuşacağız. Bu çerçevede yine stüdyomuzda, canlı yayında stüdyo konuğumuz emekli müftü Ahmet Akil hocamız var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet hocam, Ramazan'ın artık son günlerine doğru yaklaşıyoruz. İnşallah birkaç gün sonra da pek istediğimiz gibi bir ortam olmasa da Ramazan bayramını inşallah bütün İslam alemi idrak edecek, kutlayacak, yaşayacak. Tabii bizler de bayrama giderken programımızda çok önemli bir konuyu işleyeceğiz bu akşam. İyiliği tavsiye etmek, emretmek ve kötülükten de men etmek. Bu aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de de bizlere farz kılınan bir şey, bir emir. Öncelikle hocam şunu soracağım. Biz iyilikten ve kötülükten neler anlıyoruz? Yani iyilik deyince ne anlamamız gerekiyor? Kötülük deyince ne anlayacağız? Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde neler buyuruluyor bize? Ayet-i kerimelerde, hadis-i şeriflerde bu konuyla alakalı bizlere emredilen, yasak edilen veyahut da tavsiye edilen şeyler nelerdir? İnşallah böyle bir girişle başlayalım. Daha sonra bu konunun daha da ayrıntısını seyircilerimize paylaşacağız. Buyurun hocam. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Vessalâtu vesselâmu alâ rasûlillâhi Muhammedin ve alâ âlihi ve ashabihi ecma'in et-tayyibin et-tahirin. Emma ba'd. Öncelikle Rabbimize hamdü senalar, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama, onun temiz eşlerine, ashabına, ehli beytine salatu selamlar ediyoruz. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Evet, öyle bir dünyada yaşıyoruz ki, evet, hakikaten bir taraftan Ramazan'la müşerref olduğumuzdan dolayı seviniyoruz. Kadir gecesini idrak ettiğimiz için seviniyoruz. İki gün sonra Ramazan bayramını idrak etmekle sevineceğiz. Evet. Ama dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan hadiselere, olaylara bakınca acaba biz hakikaten bu bayramları gerçek anlamıyla hak edebiliyor muyuz? Ümmet bu bayramları gerçek anlamıyla hak edebiliyor mu? Bunları düşünmek lazım. Dün televizyonun bir televizyon kanalında gördüm. Evet. Doğu Türkistan'daki Müslümanlar bu son yıllar Çinliler ezalarını, cefalarını artırdılar. Hatta camileri kapattılar. Camileri başka müesseselere dönüştürdüler. Evet. Kur'an okumayı yasak ettiler. Orucu yasak ettiler. Camide namaz kılmayı yasak ettiler. Kadınlara saldırıları, tecavüzleri akıl almaz noktaya ulaştı. Yine aynı şekilde işte bir Kadir gecesi öncesinde Filistin'deki Müslümanları Siyonistlerin işgali, kuşatması ve Mescid-i Aksa'nın içerisini adeta böyle kirli çizmeleriyle böyle perişan etmeleri, Müslümanları orada ibadetten alıkoymaları ve dünya her tarafta böyle Müslümanların zulmedildiği bir dünya. Her hocam, tarafta. Evet, bunun temelinde İslam aleminin başsız, yani başında birinin olmadığından mı acaba genelde, evet, bu durumdayız? Evet, çok sebepleri var. En önemli ve birinci sebep diyebileceğimiz Müslümanların halifesinin olmaması. Müslümanlarda İslam birliğinin olmayışı. Elhamdülillah bugün çok da sevindim, çok da kalbime su serpilmiş oldu. Dışişleri Bakanımız hakikaten bu Siyonistler, bu Yahudiler, bu zalimler kınamadan, ayıplamadan, tenkitten, tehditten
bu işlerden vazgeçmezler. Yani ben kınıyorum, ben telin ediyorum, ben lanetliyorum sözünden. Umurlarında değil. Mutlaka buraya bir askeri birlik gönderilmesi gerektiğini ifade ettiler. O kadar hoş ki zaten biz de Müslümanlar olarak yıllardan beri bunu istiyoruz. Şimdi oradaki zulmün engellenmesi için mutlaka Müslüman ülkelerden evet. ve diğer buna evet diyen ülkelerden barış gücü askerlerinin gönderilmesi lazım. İşte o zaman en azından zulüm engellenmiş olur. Yani gasp edilen toprakları geri alamasalar bile evet. en azından bundan sonraki hayatlarında yani 15 yaşından küçük çocukları iki tane Siyonist asker tutmuş, biri bir kolundan, biri bir kolundan, eli yüzü kan ravan içerisinde, öbür taraftan bir genci yatırmışlar, aynı Amerika'daki zalim polislerin, zenci olan insanın boynuna basıp, nefessiz bırakıp öldürdüğü gibi, genci orada nefessiz bırakmışlar. Bugün 300'den fazla yaralı var, ağır yaralılar var. Bizim şerefimiz olan Mescid-i Aksa kirletilmiş. Öyleyse dünya Müslümanlarının bayrama doğru yaklaşırken, bayramı idrak etmeye hazırlanırken, buna topyekun Müslümanların, yani Arap aleminin, başta Arap aleminin, ama şu Türkiye'den çıkan ses kadar Arap aleminin hiçbir yerinden ses çıkmıyor. Bu sesle de olmuyor. Caydırıcı güçler kullanarak en azından yani bunun önlenmesi ümmetin üzerine bir farz. Evet. Hocam şimdi burada şöyle bir durum da söz konusu. Hemen konuya geçeceğiz. Şimdi İsrail'in silahsız Filistin halkına yapmış olduğu o zalimce zulümleri bir Müslüman ülke tarafından bir Hristiyana veyahut da Yahudi topluma kesime yapılsa dünya yer yerinden oynar hocam. Şimdi Mescid-i Aksa'nın içerisinde yapılan zulmün bir benzeri bir kilisede, bir havrada, evet. bir manastırda yapılsaydı bütün Batı ayağa kalkardı. Bütün Hristiyan güçler, Vatikan ayağa kalkardı, Papa ayağa kalkardı. Evet. Ve dünya bunu lanetlerdi. Nerede bu dünya? Bunlar gerçekten samimi insanlar değiller. İşlerine gelince demokrasi, samimi özgürlük değiller. Ve insan hakları var. Zaten bugünkü zulmün devamında Hristiyanı, Yahudisi işbirliği yapıyorlar. Amerika'nın bu İsrail'i şımartmada ona güvence vermesinde dünyanın göz önünde dünya Müslümanlarıyla da alay edercesine onlara güç veriyor, cesaret veriyor, onları Müslümanlara karşı cüretlendiriyor, Mescid-i Aksa'yı yıktırıyor. Zaten Mescid-i Aksa'nın altı efendim oyulmuş. Belki Mescid-i Aksa'yı yıkacaklar. Evet. Öyleyse dünya Müslümanlarının, dünya insanlığının daha doğrusu buna bir çare bulması lazım. Bu zulme göz yummaması lazım. Evet. Hakikaten içimiz kan ağlıyor. Bizim en büyük yanlışlarımızdan bir tanesi de hocam, bu tür insani hadiseleri, yani zulümleri, zalimlikleri biz Batı dünyasından medet ummamız hocam. İslam alemi olarak biz kendi Allah-u Teala'nın bize vermiş olduğu Kur'an-ı Kerim'de, sünnette buyurulan neyse o güce kavuşup İslam adaletini kendimizin sağlaması gerekmiyor mu? Bakıyoruz, adamlar kendi düzenlerini kurmuşlar dünyada, elbette. Batı alemi. Biz onlardan bekliyoruz. Onlardan bekleniyor. Bu acziyet değil mi bir hocam? Bir de Batı ve Amerika, dünya Siyonistleri, Amerika'da Siyonistlerin elinde, dünya Siyonistleri Müslümanların birliğini biraz daha dağıtmak için geceli gündüzlü planlar yapıyorlar. Evet. Ve Müslümanları da ipotek altına almışlar. Ekonomilerini ipotek altına almışlar. Teknolojik sahada ipotek altında. Müslümanlar onlar karşısında adeta yani bir koronavirüsünden korkan insanlık Allah'tan o kadar korkmuyor. Amerika'dan korktuğu kadar Allah'tan korkmuyor. Evet. Batı'dan korktuğu kadar Allah'tan korkmuyor. Bizim o zaman Kur'an'ımızda Cenab-ı Hak bize vaat ediyor. Siz Allah'ın dinine yardım ederseniz, Allah'ın dinini yeryüzünde hakim kılarsanız Allah size yardım geçmişte etti ve edecek. Söz veriyor. Allah'ın vaadi haktır. Evet. Ama biz Allah'ın vaadini de unutmuşuz. Allah'a tevekkülü de unutmuşuz. Böyle çok yüzeysel, sathi
ve zor gündemler içerisinde, zoraki gündemler içerisinde her şeyimizi kaybetmişiz. Evet. Elhamdülillah yine de dünyanın bu konularda en çok zulmün karşısında duran elhamdülillah bizim ülkemiz. Evet, Türkiye. Müslümanlar hakikaten bugün Suriye'deki sıkıntıları dert edinen, Irak'taki sıkıntıları, Doğu Türkistan'daki, Arakan'daki, Mısır'daki meseleleri dert edinen yine bizim özellikle Anadolu'daki şuurlu Müslüman kardeşlerimiz. Bunlar çok önemli. Evet. Evet, şimdi geliyoruz konuya. Sordunuz ki yani biz iyilik kötülük kavramını nasıl anlayacağız? Evet. Şimdi Kur'an'da ve hadislerde geçen Kur'an ve hadis dilinde maruf münker. Maruf münker. Bu bizim dilimize geçmiş. Zaten emri bil maruf Arapça evet. bir terkip. Nehy anil münker o da Arapça bir terkip. Ama halk bunu artık anlıyor. Emri bil maruf yapma. Türkçeleşmiş bir yerde. Şimdi emri bil maruf derken maruf ne demek? Münker ne demek? Evet. Marufu bütün İslam alimleri şöyle tanımlamışlar. El marufu ma hassenehu şer'u vel aklu. İyi, güzel, doğru ve meşru olan şey dinin ve aklın güzel gördüğü şeydir. Başta bir şeyi din güzel görecek. Kur'an güzel görecek. Sünnet güzel görecek. Evet. Kur'an'ın ve sünnetin güzel gördüğü şeyler güzeldir. Meşrudur. Münker nedir? El münkeru ma qabbahu şer'u vel aklu. Münker de aklın ve şeriatın, dinin, dini kaynakların, dini esasların, ayet ve hadislerin çirkin gördüğü şeydir. Evet. Eğer bu tarifi biz yerli yerine koymazsak, o zaman herkes kendine göre güzel, doğru, hak, efendim mantıkları yürüterek, bu felsefeyle hareket ederek herkesin kendi yaptığı kendine göre doğru olacak. Ama biz doğruyu ve yanlışı hangi kriterlerle anlayabiliyoruz? Kur'an ve hadis kriterleriyle. Din onaylıyorsa doğrudur, güzeldir, haktır. Akıl da o vahyin emrinde buna güzel diyorsa güzeldir. Ama vahiysiz aklın güzel, her zaman güzeli göremez akıl. Bazen nefse mahkum olur. Ve aklın değerleri yok olur. O zaman nefse yenildi mi akıl, o zaman ters görmeye başlar, yanlış görmeye başlar, yanlışı doğru görmeye başlar. Onun için akıl vahyin ışığında devam edecek ki doğruya isabet edebilsin. Öyleyse dinin yani şeriatın evet. ve aklın çirkin gördüğü şeyler de çirkinliktir. Şimdi buradan hareket ederek İslam dininin özüne baktığımız zaman İslam dininde davet, tebliğ ve hakkı haykırmak, hakkı üstün kılmak, batılı ezmek, batılı ortadan kaldırmak, hakça düşünmek, hak ehline destek olmak, batıl ehlini uyarmak, onları da o batıldan kurtarmaya çalışmak. Bu bizim asıl görevimiz. Bu görevin de öncüleri başta peygamberlerdir. Peygamberlerin gönderiliş maksadı, yani Allah'ın rızasına uygun bir hayat tarzını insanlığa öğretmek ve insanların hem dünya hem ahiret mutluluğunu temin edebilmek. Evet. Peygamberler mübelliğdir. Peygamberler davetçidir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Kur'an'da tanıtılırken ve da'iyen ilallahi biiznihi. Allah'ın izniyle Allah'ın dinine davetçi. Ve siraci münir. Aydınlatıcı bir lamba. Uyarıcı. Müjdeleyici. Hakkı hakikati öğreten peygamberler. O zaman İslam alimleri şöyle bir tespit yapmışlar. Davet ve tebliğin yanında bir başka ifadeyle iyiliği emir, kötülükleri yasaklamanın yanında bütün ibadetler, cihat da buna dahil, bütün ibadetler hakkı tebliğ, hakka davet ve gerçekten İslam'ın hakim olması için her kesime o kesimin anlayacağı şekilde İslam'ı ulaştırma çabası, bütün ibadetler bunun yanında bir okyanusta şu kalemi mesela biz kalem misali verelim. Kalemi siz bir okyanusa batırsanız o kalemin üzerinde ne kadar yaşlık kalabilir? Evet. Ya da o yaşlık okyanusta ne noksanlaştırabilir? Hiçbir şey.
Bütün ibadetler emri bil maruf nehyi anil münkerin yanında, davet görevinin, tebliğ görevinin yanında bir okyanusa batırdığınız bir kalemin üzerinde kalan su oranında bir şey. Bu kadar önemli. Evet. Zira her şey davetle oluşuyor. Buna siz nasihat deyin, buna tebliğ deyin, buna imanı telkin deyin, buna hayrı telkin deyin, hayra yönlendirme deyin. Ama bunun bir içe dönük tarafı var, bir dışa dönük tarafı var. İçe dönük ne demek? Evvela kendi yakınlarımızdan başlayacağız. Kendi çocuklarımızdan başlayacağız. Kendi ailemizden başlayacağız. Bu daire diğer yakınlık derecesine göre yayılacak. Evet. Bakın, sonra dışa dönük Müslüman olmayanlara yönelik bir davet. Bugün dünya Müslümanlarının dışa yönelik bir daveti yok. Çok cılız. Ama Hristiyan aleminin, Vatikan'ın ve Siyonizmin dünya üzerinde ciddi bir çalışmaları var. Misyonerlik faaliyetleri var. Evet. Bizim bu davet faaliyetimizi onlar yapıyorlar. Onlar zayıf Müslümanları kendi taraflarına çekmek istiyorlar ve çekiyorlar da. Bir taraftan İslam'a yeni insanlar kazanılırken ve insanlar kendi düşünceleriyle İslam'a dönerken bizim tebliğimizde değil. Bugün Amerika'da Müslüman olanlar var. Evet. Avrupa'da çok sayıda Müslüman olanlar var. Yeni İslam'a iltihak edenler var. Ancak hiçbirisi bizim davetimizde değil. Onların kendi tefekkürleriyle, kendi muhasebeleriyle. Ama bir taraftan da kaybediyoruz. Bugün mesela Filistin'deki çocuklardan veya Batı'daki çocuklardan veya şu mülteci çocuklarından Siyonistler alıp bunları ya dinsizleştiriyorlar veya efendim tamamıyla onları yok etme yolunda bir çalışma yapıyorlar. Doğu Türkistan'da da öyle. Evet. Küçük çocuklar esaret kamplarında. Sebebi ne? Annelerinden, babalarından uzaklaştırıyorlar. Onları komünist yapmak için, dinsiz yapmak için. Bir çocuk, 8 yaşındaki bir çocuk veya 6 yaşındaki bir çocuk anne baba tebliğinden, telkininden uzaklaştığı zaman onlar ne yapacaklar? Onu kendilerine göre yetiştirecekler. Aslı Türk de olsa, soyu Türklerden de gelse onu dinsizleştirecekler. Soyu Arap da olsa onu dinsizleştirecekler. Çalışmaları bu. Yani sadece fiziki işgallerle uğraşmıyorlar. Fikirleri de işgal etmişler. Kültürleri işgal etmişler. Yani Müslüman toplumların dinden uzaklaşmaları konusunda maalesef onlar kötülükleri aşılıyorlar. Ama biz hakkı hakim kılmak için dünya üzerinde bir çalışmamız yok. Evet, hocam bu çerçevede yani iyiliği emredip kötülüğü men etme noktasında peki birey olarak yani bizler insan olarak nelere dikkat etmemiz gerekiyor şimdi, hocam? Şimdi bir defa başta iyiliği emreden kimsenin güzel bir hayat yaşaması lazım. İlim erbabı olması lazım. Yani evet. Bilmesi lazım. Kimi neye davet ettiğini bilmesi lazım. Nereden başladığını, bunlar gerçi ileride anlatacaktık evet. Ama nereden başlayacağını bilmesi lazım. Kaş yapayım derken göz çıkarmaması lazım. Yani kendimizi nasıl yetiştireceğiz? Kendimizi İslami eğitimle. İslami eğitimle. Bir defa Kur'an'ı çok iyi anlamamız lazım. Evet. Sünneti anlamamız lazım. Yani biz bileceğiz ki efendim başkalarına doğruları yansıtalım. Sadece Müslümanım demek yetmiyor. Evet. O İslam'ın teferruatını bilmek lazım. Bir, ikincisi onu yaşamak lazım. Yaşarsak yaşadığımız tesir eder. Yaşadığımızı söylersek başkasına etki yapar. Sadece kuru dava ile edebiyatla olmaz. Efendim işte biz Müslümanız, biz evet. Filan ırktanız, filan soydanız. Yetmez. İslam'ı yaşayacağız. Daha söylediği kelime-i şehadetin anlamını bilmeyen ya da kelime-i şehadeti söyleyemeyen bir Müslüman nasıl bir Müslüman? Daha boy abdestini bilmeyen Müslüman nasıl bir Müslüman? Sureler biliyor musun diye sorulduğu zaman Sübhaneke'yi sure diye deyip onu da yarım yamalak böyle okuyamayan ya da yarım yamalak okumaya çalışan insan nasıl bir Müslüman? Bunlar kimin üretimi? Yani şimdi mesela biz Türkiye genelinde veya dünya genelinde Müslüman toplumlara bir bakalım. Bunlara emri bil maruf nerede yapılması lazım?
emri bil maruf okumayla başlar. Evet. Oku emrini kabul etmekle başlar. Oku emrini kabul edecek. Oku emri de Allah'ın ismiyle olacak. Allah'ın ismi ile başladığı zaman Allah'ın emrettiği şekilde okuyacak. Allah'ın emrettiği şeyleri okuyacak. O zaman temeli öyle atılacak. Temeli besmele üzerine kurulacak. Temeli sevgi üzerine kurulacak. Temeli Kur'an üzerine kurulacak. Temeli sünnet üzerine kurulacak. Eğitim dünyayı da öğrenecek. Eğitim bunun üzerine devam edecek. Evet. Şimdi biz öyle yapmıyoruz ki. Çocuklarımız liseyi bitiriyor, üniversiteyi bitiriyor, evlenecek çağa geliyor. Halen dinden bir haber. Biz buna emri bil maruf yapmamışız ki. Ama biz geçmiş peygamberlerin ya da geçmiş Müslümanların hayatını düşündüğümüz zaman mesela bir Lokman Aleyhisselam kendi oğluna nasihatta bulunuyor. Lokman suresinde. Adına sure indirilmiş. Lokman'a peygamber diyenler de var. Peygamber değil, Allah dostlarından birisidir diyenler de var. Evet. Ne diyor oğluna mesela? اِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظ۪يمٌ Habibim, Lokman'ın oğluna dediği zamanı, dediği şeyleri hatırlayıver. Zira oğluna nasihat eder olduğu halde şöyle diyordu. Ey yavrucuğum, bakın buradaki hitap da çok önemli. Evet. Ey yavrucuğum, ey ciğerparem, ey gözümün nuru, Allah'a ortak koşma. Zira Allah'a ortak koşmak en büyük zulümdür. Biz nerede başlayacağız emri bil marufa? Çocuğumuza tevhidi öğretmekte. İlk defa Allah'ın birliğini. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, İftahu ala sibyanikum bi kelimeti la ilahe illallah. Çocuklarınıza ilk konuşma çağında la ilahe illallah ile başlayın. Allah bir, peygamber hak. Eşi ortağı benzeri yoktur. Bütün bilgilerin bu tevhid üzerine kurulması lazım. Biz bunları öğretmiyoruz ya da sadece Arapçasını öğretiyoruz. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Anlamı, ben anlamını bilmem diyor. Tevhidi öğretmemiz lazım. İmanın temel esaslarını, amenet esaslarını öğretmemiz lazım. Evet. Yani bilgiler imanın üzerine bina edilirse fayda verir. Evet. İman üzerine bina edilmezse o zaman o bilgiler fayda vermez. İkincisi, ne diyor oğluna? Ya buneyye akimis sala. Namazını kıl oğlum, dosdoğru kıl. Ve emur bil maruf, iyiliği emret. Ve nehyanil münker, kötülüklerden vazgeçir. Ama bunları yapmak da kolay değil. Vasbir ala ma asabet, başına gelenlere sabret. Evet. İnne zâlike min azmil umur, ayetin sonu bu. Bunlar çok önemli, azimetli, kararlılık gerektiren işlerdendir. Şimdi Allah bu ümmeti Kur'an'da övüyor Ercan Bey. Hocam bir hatırlatma yapayım, devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, programımızda iyiliği emretmek ve kötülükten sakınmak konusunu işliyoruz. Bu konuyla alakalı olabilir, Ramazan'la ilgili olabilir, ibadet hayatımızla ilgili olabilir. Sorularınız olursa WhatsApp hattımız şu anda ekranlarınızda 0545-241-47-00, 0545-241-47-00. Bu numaradan, WhatsApp hattından arama yapmadan bizlere sorularınızı yazarak iletebilirsiniz. Yayın içerisinde inşallah sorularınızı hocamıza soracağım. Evet hocam, şimdi iyiliği emretmek ve kötülüğü sakındırmaktan bahsediyoruz. Evet. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bizlere ne gibi tavsiyelerde bulunuyor hocam? Onlara gelmeden Ercan Bey, onlara gelmeden bu ümmeti Cenab-ı Hak neden övüyor? Evet. Veya övülmeyi gerektiren sıfatları, özellikleri nelerdir? Oradan bir girelim. Ondan sonra bu ümmet nasıl iyiliği emredecek, kötülüklerden vazgeçirecek, o konuya gelelim. Bakın evet. Şimdi. Bir defa Âl-i İmrân suresinde Mevlamız ne buyuruyor? Küntüm hayra ümmetin uhricet linnâs. Siz insanlar için çıkartılan, gönderilen en hayırlı bir ümmetsiniz. Yani insanlıktan bir ümmet değil, en hayırlı ümmetsiniz. Evet. Kime diyor bunu? İnananlara. Yani kimsenin rengine, ırkına, ülkesine, bölgesine bakılmadan ehli tevhid, ehli iman ümmettir. İnanan ümmet. Bir dünya ümmeti var. İnsanlığın tamamı bir ümmettir. Hı hı. Ama kabul etmeyenlere ümmeti davet deniyor. Kabul edenlere ümmeti icabet deniyor. Ümmeti icabet bugün takriben 2 milyar dünyada.
dünyada bu kadar hiç kalabalık oldukları bir zaman olmadı bu inanan ümmetin. İnsanlık da bugün 7 milyar civarında. Evet. İnsanlık da bu kadar yeryüzünde beraberce yaşamadılar. Ama siz insanlık için gönderilen bir kurtarıcısınız, hayırlı bir ümmetsiniz. Ama o hayırlı oluşumuz Türk oluşumuzdan, Arap oluşumuzdan, Fars oluşumuzdan değil ya. Genel. Te'murûne bil maruf. İyiliği emredersiniz. Evet. İyilikleri hakim kılmaya çalışırsınız. Önce şahsınızda, ailenizde, akrabanızda, konu komşumuzda, köyümüzde, kasabanızda, şehrinizde, ülkenizde, bölgenizde ve devletinizde hakim kılacaksınız. İyilikleri hakim kılacaksınız. İyiliğe talip olacaksınız, iyiliklere hakim kılacaksınız. Peki, وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ kötülüklerden vazgeçireceksiniz. Şimdi, ümmetin hayırlı oluşu, imandan sonra bu özellikleri taşıması, iyiliği emretmesi kötülüklerden. Mesela, Tevbe suresi 112. ayette bakınız, kurtuluşa eren Cenab-ı Hakk'ın övdüğü, sevdiği müminlerin özelliklerinden bahsedilirken, yine bu iki sıfat bahsediliyor. El amirune bil maruf ve nahuna anil münker. İyilikleri emredenler, evet. Kötülükleri yasaklayanlar. Bunlar kimlerin sıfatları? Müminlerin. Ya da mesela Cenab-ı Hak efendim Hac suresi 41. ayette şöyle buyuruyor. Ellezine immekkennahum fil ard. Eğer biz müminlere dikkat edin şimdi. Biz mesela diyoruz ki iktidar, kudret, mülkiyet, malik olma, otorite, peki bunlar devlete verilen ünvanlar. Peki devlet gerçekten muktedir mi? Ya da devleti idare edenler gerçekten muktedir mi? İktidar olurlarsa ne yapmaları lazım? Evet. Allah onlara bir idare kudreti, idarecilik kudreti imkanı verdiğinde ne yapmaları lazım? Allah buyuruyor ki, اَلَّذ۪ينَ اِمَّكَّنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ kendilerine yeryüzünde kudret verdiğimiz, otorite verdiğimiz, imkan verdiğimiz, iktidar verdiğimiz kimseler bu partiyle olur bugün, partisiz olur, ümmet olarak kendilerine yeryüzünde güç kuvvet verdiğimiz, iktidar verdiğimiz kimseler bunu nasıl ispatlayacaklar? اَقَامُ السَّلَاهِ namazlarını dosdoğru kılacaklar. Ümmet olarak bakın dikkat edin. Ve atevüz zeka, ekonomik hayatı ayakta tutmak için zekatlarını tam verecekler. Ama bunu devlet, bakın kendilerine kudret verdiğimiz kimseler zekatı organize edecekler. Evet. Zekat bugün devlet tarafından organize edilse ve gerçekten zekat verilmesi gereken Müslüman mallardan, zekat vermesi gereken Müslümanlardan emredilen zekatlar tam olarak toplansa, neredeyse o ülkede fakir kalmaz. Evet. Zekat verecek fakir kalmaz. Onlar namazlarını kılarlar ve ümmetin namaz kılmalarını sağlarlar. Zekatlarını verirler. Ve emru bil maruf. Konumuzla ilgili üçüncü sıfatları, özellikleri iyiliği emrederler. Kötülüklerden vazgeçirirler. Şimdi bu iyiliği emir, kötülüklerden vazgeçirmede Ercan Bey, evet. Bir sözlü marufu emir var. Bir fiili marufu emir. Ya da kötülükten vazgeçirme var bak. Feili, kavli, evet. Sözle ilgili, davranışla ilgili. Halle alakalı. Halle, evet. durum, bizzat kuvvet, kudret. Evet. Şimdi hadis-i şerif çok açık. Buhari hadisi, men ra'a minkum münkeran fel yugayyirhu biyedi. Bu hadisi çok iyi anlamamız lazım. Sizden kim bir kötülük görürse, kötülükler neydi? Şeriatın ve aklın çirkin gördüğü şeyler. Zina, fuhuş, kumar, içki, yalan, gıybet, efendim faizcilik, tefecilik, adam öldürme, kan evet. davaları vesaire vesaire. Haram olan şeyler. Bütün efendim evet. haramlar, bu haramları, bunları sizden kim bir kötülük görürse, fel yugayyirhu biyedi, onu eliyle değiştirsin. Emir, Peygamberimiz emrediyor. Eliyle değiştirsin. Feinlem yestadı febilisani. Eliyle değiştirmeye gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Dil. Dille değiştirmek işte bizim yaptığımız gibi bu haramdır, bu helaldir. Hepsine de söyleyemiyoruz ya. Evet. Hepsini de anlatamıyoruz ha. Evet. Bu haramdır, bu helaldir. Nasihat. Bunlar çok pasif
emri bil maruf vasıtaları. Üçüncüsü feillem yestadı febi kalbi, eğer diliyle de bunu yapmaya gücü yetmiyorsa bazen dille yapmakta engellenebilir. İşte bugün Çin'de yapıldığı gibi Müslümanlar veya bugün birçok yerlerde Müslümanlara hakkı hakikati söylemeye müsaade edilmiyor. Camiye gitmelerine müsaade edilmiyor. Kendi aralarında İslam'ı anlatmalarına müsaade edilmiyor. O zaman Müslümanlar avam takımı, avam kesimi kalben buğz edecek, nefret edecek. Bugün görüp de bugün hakikaten bunlarda mı olacaktı dediğimiz kötülüklerden iğrendiğimiz gibi. Evet. Şimdi hadiste üç kademe var. Elle değiştirme, dille değiştirme, kalben nefret etme. Ve zelket aful iman. Bu imanın en zayıf derecesidir diyor evet. Peygamberimiz. Şimdi elle değiştirme. Bu güç, otorite, devlettir, devlet. Devlet. Yani fiili, kötülükleri yasaklama kudretine sahip olan, iyilikleri de yayma kudretine sahip olan merci devlettir. Onun için devlet önemli bir birim. Devletsizlik çok kötü bir şey. Yani ama devletin asıl kuruluşunun sebebi evet. Hakkı hakim kılmak, zulmü engellemek, mazlumların gözyaşını silmek ve ilahi kelimetullah için mensup oldukları dinin yücelmesi için, mensup oldukları Kur'an'ın bayraklaşması için, mensup oldukları inancın hakim olması için çalışmak. Bu sadece bizim vazifesi bu. Bu sadece bizim devletimiz için geçerli değil. Bütün İslam devletler, bütün İslam alemi. Söylemiyorum. Evet hocam. Bütün devletler derken Müslüman devletler, evet. Müslüman toplumlar. Bugün 70 parçaya bölünmüş. Müslüman toplumlar, devlet başındakiler, devletin önündekiler, halkın otoriterleri, idarecilerinin asıl görevi Batı'nın fikirlerini hakim kılmak değil, hakkın emirlerini hakim kılmak. Evet. Şimdi mesela biz yıllardan beri çok pasif tebliğde bulunuyoruz. Cami içi tebliğ. Bizim tebliğimiz, davetimiz cami içi. Zaten camiye gelmiş adam ya. Zaten camiye gelmiş bu adamı. Sen getirmedin ki o imanın sesini duyarak geldi. Hocam zaten şöyle bir algı var. Dini hayat sanki cami içerisinde, ev odasında ve mescitlerde yaşanıyor gibi bir durum hal aynen arz öyle. Ediyor hocam. Şimdi camiye geldi. Toplumsal biz camide, hayatta dışarıda yok o gibi. O da işte böyle rutin bizim konuşmalarımız var. Bugün biz biraz da kendimizi eleştirelim. Evet. Bugün bizim konuşmalarımız güncel değil. Ve gençliği gerçekten düşündürecek, hatta güçlendirecek, yeri geldiği zaman ağlatacak, yeri geldiği zaman harekete geçirecek konuşmalar değil. Bizim konuşmalarımız rutin, sıradan konuşmalar. Evet. Bugünkü Diyanet konuşmaların çoğu da böyle. Çok az insan var müstesnası. Ve tesiri de az oluyor. Tamam mı? Hutbelerimiz rutin, evet. Vaazlarımız rutin. Böyle çok sıradan bir konuşma. Halbuki bu ümmetin uyarılması lazım. Ümmetin öyle konuşmalar yapılacak ki devletin başındaki insanlar da o konuşmadan hissesini alacak. Efendim dağdaki çoban da hissesini alacak. Evdeki hanım da hissesini alacak. Çarşıdaki esnaf, tüccar da hissesini alacak. Herkese herkesin anlayacağı şekilde hitaplar. Evet. Bugün hitap etme kaynakları çoğaldı. Televizyonlar bugün en güzel yayın organları. İnternetler en güzel yayın organları. Burada böyle eften püften meselelerle uğraşmak değil, hakikaten öze inerek, itikadı sağlamlaştıracak, amele yönlendirecek, camileri dolduracak, Müslümanları şuurlandıracak konuşmaların yapılması lazım. Nerede? O zaman devlet ayrı, din ayrı. Böyle bir şey yerleştirmişler dünyada. Din işleri devlet işlerinden ayrı olacak. Ya din işleri devlet işlerinden ayrı olur mu ya? O zaman devlet dinsiz olur mu ya? Devlet dinli olacak ki etrafına İslam'ı yaysın. Din devlete karışmayacak, devlet dine karışmayacak. Ama Batı kanunları karışır devlete. Evet. Millete de karışır. Millete dayatır. Millete dayatır Batı kanunları. Bunu yapacaksın, bunu yapmayacaksın diye. Ama Allah'ın kanunları bu zaman geçerli olmaz. Öyleyse kardeşim, bizim yaptığımız pasif konuşmalar, bu cuma konuşmaları gibi, Ramazan konuşmaları gibi konuşmalarımız çok pasif. Hepimiz bunun içindeyiz, hepimiz. Evet. Hepimiz bunun içindeyiz.
söylenmesi gerekenlerin tamamını söylemek, söylenmesi gerekenlerin tamamını öğretmek, bilinmesi gerekenlerin tamamını bildirmek lazım ümmete. Ümmet İslam'ın neyini biliyor? Göstermelik namaz, oruç, hac, zekat, benzeri şeyler. İslam'ın devlet yapısını bilmiyor. Ya da İslam'ın gerçekten devlet idaresine nasıl, hangi kriterleri koyduğunu, hangi kriterler üzerine devlet kurulursa o devletin İslam devleti olabileceğini kimse anlattığı yoktur. Hepimizde. Evet. Hocam bu konuyla ilgili biraz daha açacak olursak güncel bir mesele, önemli evet. bir mesele. Şimdi az önce ifade ettiniz işte din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması. Birinci mazeret bu hocam. İkincisi de şimdi tavsiye yani iyiliği emretme noktasında birileri çıkıyor diyor ki işte Diyanet İşleri gençlere ahlaki konularda tavsiyede bulunamaz diyor şahsın birisi. Hem de çok üzüldüğünü söylüyor. Evet. Biri de çıkıyor diyor ki hocam evet. İyiliği tavsiye etmek bizim yaşam tarzımıza ya da işte uyarıda bulunmak, nasihatta bulunmak bizim yaşam tarzımıza müdahaledir. Siz bunu yapamazsınız diyor bizim hocam. Bizim hürriyetimizi evet. engelleyemezsiniz diyor. Şimdi işte onun için bakın ben bunun için söylüyorum. Devlet fertlerin müdahale edemeyeceği şeylere müdahale hakkına sahip olan bir güçtür. Devlet toplumdur. Devlet biz mesela yıllardan beri faiz haramdır, faiz haramdır, zina haramdır, zina haramdır, kumar haram, içki haram, iftira haram. Peki bunların bir müeyyidesi var mı? Yani yapılırsa. Yok. Kur'an'da bunların müeyyidesi var mı? Var. Mesela bugün bir insan iftira etti. Masum bir insana, erkek, evet. kadın iftira etti. İftira etti, ispatlayamadı. Var mı cezası? Yok. Ama Kur'an'a göre baktığımız zaman 80 sopa vurulacak. Hırsızlık yaptı. Var mı cezası? Pasif. Yine adam hapishaneden çıkıyor, yine hırsızlık yapıyor. Çünkü en karlı yol hırsızlık onun için. Evet. En kestirmeden kazanç elde etme hırsızlık onun için. Adam dünyanın parasını götürüyor, insanları aldatıyor. Hapse giriyor, parayı da harcadım diyor, geri de ödeyemiyor. Ondan sonra yine bırakılıyor, adam yine başlıyor dolandırmaya. Müeyyidesi var mı? Doğru dürüst yok. Öyleyse kardeşim, zina yasaksa devlet bunu yasaklayacak. Yani toplum zemininde zinaya müsaade olmayacak. Faiz yasaksa faiz ekonomik hayat zemininde faiz olmayacak. Alternatifleri var mı? Var dolu. Yani bundan kurtulmanın yolları var mı? Var dolu. Cenab-ı Hak ve ahallallahu el-bey'e ve harramer riba alışverişi helal kıldı, ticaret şekillerini helal kıldı, faizi haram kıldı. İslam'a göre ticaret kuralları, İslam hukukunda şirket bahisleri var. Yani ticari muamelelerin ayrıntıları var. Selam konusu var, mürabaha evet. konusu var. Yani kazanç elde etme. Neler var, neler var. Şimdi biz bunları bırakmışız. Efendim kendi kafamızdan neyi hoş görüyorsak, neyi uygun görüyorsak onu efendim uyguluyoruz. Öyleyse sadece dille şu haramdır, şu helaldir demek yetmez. O zaman güçle kötülükleri engelleme görevi devletindir, milletindir, millet devlettir. Devlet milletin efendim yani devletin idarecileri milletin sorumluluğunu üzerine almış kimselerdir. Öyleyse ne kadar kötülükler varsa kapatılacak. Evet. Önü kesilecek. Yani zemin kötülüklerden arındırılacak. Saha kötülüklerden arındırılacak. İyilikler de yayılacak. Kötülüklerden arındırılacak. İyilikler zemine yayılacak. O zaman biraz daha açalım hocam. Yani emri bil maruf nehyi anil münker yani iyiliği emredip kötülükten sakındırmanın iyi tarafları şayet yapamazsak kötü tarafları. Yani bize olumsuz yönleri nelerdir? Olumsuz yönleri nedir? Kötülüklerin fertlere, ailelere, toplumlara hakim olmasıdır. Peki kötülükleri kimler yaygın hale getiriyor? Yani şuursuz ya da, bir toplum. Şuursuz bir toplum oluyor. Oluyoruz hocam. Evet. evet. Şuursuz bir toplum oluyor. Şimdi mesela Kur'an'da Cenab-ı Hak müminleri anlatırken, müminlerin özelliklerini, sıfatlarını beyan ederken, efendim veya münafıkların sıfatlarını beyan ederken, münafıkların neler yaptıklarını, bakın evet. şimdi bu konuyu çok iyi değerlendirmek lazım. Müminlerin ne yaptığını ya da yapmaları gerektiğini ifade ediyor. Şimdi yine Tevbe suresinde iki tane aynı karşılıklı sayfalarda
iki konudan da bahseden ayetler var. Evet. Birincisi müminlerden bahseden, daha sonraki gelen ayetlerden Mevlamız şöyle buyuruyor. Vel mu'minune vel mu'minatu ba'duhum evliya'u ba'd. Müslüman erkekler, kadınlar birbirlerinin velileri, kardeşleri, efendim İslami manada dostlarıdır. İslami manada. Şimdi bu şeylere dikkat etmemiz lazım. Ye'murune bil maruf. Bunlar iyiliği emrederler. Bakın Müslümanlar Müslümanlara iyiliği emreder. Evet. Bunun bir yaptırımı olması lazım. İyiliği emrederken takip etmek gerekir. Takip etmek gerekir. Şimdi ve yenhevun anil münker, kötülüklerden vazgeçirirler. Kötülüklerden nasıl vazgeçirecekler? Evvela kötülüklerin kötülük olduğunu anlatacaklar. Sonra kötülüklerin yapıldığı yerleri engelleyecekler ki bu adam nefsine mahkum olup da yapmak istese bile kötülüğü yapacak yer bulamayacak. Mekan bulamayacak. Üçüncüsü ve yukîmûne salâ. Namazlarını dosdoğru kılarlar Müslümanlar. Hep bakın namaz, namaz, namaz. Ve yutûne zekâ. Zekatlarını verirler. Dördüncü özellikleri. Beşinci özellikleri. Ve yutîûne Allah. Allah'ın emirlerine boyun eğerler. Ve rasûl ve yutîûne Allah ve rasûle ve rasûlün emirlerine itaat ederler. Bakın altı sıfat. Şimdi bu altı sıfatı kendisinde bulunduran müminlerin akıbetine bakın. Ülaike seyerhamuhumullah. İşte bu özellikleri taşıyanlara Allah merhamet edecek ve eder. Geleceğe doğru da bu özellikleri taşıyan. Evet. Şimdi biz Allah'ın rahmetinden uzağız da aslında. Bakın rahmet ayındayız, mağfiret ayındayız. Müstesna bir aydayız ama Allah bize başarı vermiyor. Bugün dünyadaki Müslümanların başarısızlığının ana sebebi nedir? Verilen görevleri yerine getirmeyişimizdir. Verilen görevler, Kur'an'ın yüklediği görevler, sünnetin yüklediği görevler, fertler açısından, aileler ve toplumlar açısından, devletler açısından, Kur'an'ın ve sünnetin omuzlarımıza yüklediği görevleri tam olarak yerine getirmediğimizden Allah merhamet etmiyor. Merhamet derken zafer verme manasına söylüyorum. Evet. Başarı verme manasına söylüyorum. Bugün Müslümanlar başarısız. Şimdi aynı sayfanın bir öncekinde, önceki sayfasında Cenab-ı Hak münafıkları bize tanıtıyor. Bakın şimdi işte medya yoluyla, başka başka yollarla kimler münafıkların yaptıkları işleri yapıyorlar, bu ayetten anlamış olacağız. Evet. El münafikune vel münafikat ba'duhum min ba'd. Münafıklar birbirlerindendirler. Zengini fakiriyle beraber, güçlüsü güçsüzüyle beraber, efendim kafiri müşrikiyle beraber, müşriki münafıklarla beraber, hep birbirlerinin içinden birbirlerinin parçalarıdırlar diyor. Ne yaparlar peki? Ye'murûne bil münker. Kötülükleri nehyederler. Allah aşkına şu bizim ülkemizde veya başka ülkelerde, Müslüman toplumlarda şu televizyon kanallarıyla yayılan pislikler tarifi mümkün değil canım. En büyük tahribatı televizyonlar yapıyor. Aile tahribatı, evet. Ahlak tahribatı. Şimdi biz Ramazan gelince her televizyonumuzda efendim geceli gündüzlü İslami programlar yapıyoruz. O program öncesi, program sonrasına bir bak. Hangi programlar uygulanıyor? Evet. Ve ne için uygulanıyor? Ve dini programlara mı rağbet daha çok? Ya da o tür programlara mı rağbet daha çok? Bunu bir eleştirin, araştırın. Şimdi bakınız, ye'murune bil münker. Kötülükler emrediyor. Adam televizyonunda faiz reklamı yapıyor. Alkol reklamı yapıyor. İslam'a göre tesettürsüzlük reklamı yapıyor. Tesettürsüzlük. Zina reklamı yapıyor, tefecilik reklamı yapıyor ve ailelerin mahremiyetlerini deşifre ediyor. Ya şimdi aile mahremiyet diye bir şey kalmadı. Program yapıyor, adam oraya koymuş problemleri çözme programı. Problemleri çoğaltıyor mu, çözüyor mu? Buna bakmak lazım sonucuna. Şimdi kadınlara şiddet bu programlardan sonra arttı mı, eksildi mi? Bizim aldığımız efendim önlemler hakikaten şiddeti, hiddeti artıyor mu, azaltıyor mu? Zorlama tedbirler, zorlama önlemler bir şey halletmez ki. Evet. Evvela biz aile fertlerinin ahlaki binasını sağlamlaştıracağız. Çünkü ailelerde deprem var. Cemiyetlerde deprem var, toplumda depremler var. Ahlaksızlık depremi.
Şimdi biz deprem olacağı için depreme dayanıklı olmayan binaları yıkıp yerine sağlam binalar yapmak isterken ahlaksızlık depremi her tarafı sallıyor. Kimse buna tedbir almak istemiyor. İşte biraz önce söylediğiniz gibi Diyanet İşleri Başkanlığı hutbesinde gençlere ahlak edep tavsiyesinde bulunuyor. Koskoca bir şehrin belediye başkanı diyor ki ya çok üzüldüm diyor ya. Evet. Çok üzüldüm diyor ya. Çok üzüldüm diyor. Yani Türkiye'nin en büyük şehrinin evet. Başkanı diyor ki gençlere böyle edep, ahlak, iffet dersinin verilmesinden çok üzüldüm diyor. Ya ne dersi verilsin? Yani bunu yaşam tarzına bir de müdahale diye algılattırıyorlar kesinlikle, hocam. Kesinlikle. Kesinlikle. Ama işte burada bizim yeniden bilhassa devletin başındaki sorumlu insanlarımız ve her dairenin başındaki sorumlu insanlarımız, her şehrin başındaki sorumlu insanlarımız, alimlerimiz, öğretmenlerimiz, yazar ve çizerlerimiz bunların doğruyu söylemesi, doğruyu yaşaması, doğruyu yaşatması için çalışması lazım. Çok önemli. Onun için münafıklar ne yaparlar? Kötülükleri yayarlar. Kötülükleri yaygınlaştırırlar. İyilikleri ve yenhevne anil maruf, iyilikleri engellerler. İyilikleri engelliyorlar, münafıkların sıfatları da bu. Kötülükleri yayıyorlar. Daha başka var. Ve yakbidûne eydiyehüm. Bir de çok cimridirler. Zekatlarını vermezler. Münafık zaten Müslümanlar içinde kamufleli insanlar da. Evet. Zekatlarını vermezler, cimridirler. Yani Müslüman gibi görünüp ama. Aynen Müslüman olmayanlar. Müslüman olmayanlar. Zaten bizim çektiklerimiz bunlar da. Evet. Bizim çektiklerimiz bunlardan, kafirlerden daha çok bunlardan. En büyük zararı onlar veriyor. Filistin'deki efendim gerçekten İsrail zulmünü lanetliyoruz. Üzülüyoruz. Efendim kalbimiz kan ağlıyor. Gönlümüz ezik. Ama onlar kendi görevlerini yapıyorlar. Zalimler, siyonistler kendi görevleri. Biz ne yapıyoruz? Biz ne yapıyoruz? Biz de sadece Allah kahretsin. Allah kahretsin demekle yetiniyoruz. Öyle yetmez. Salahaddin Eyyubiler sadece Allah kahretsin diye mi Kudüs'ü fethetti? Hazırlığını yaptı, askeri hazırlığını. Zaten evet. Kendisi askeri bir deha idi. Hazırlığını yaptı, bütün çalışmalarını yaptı. Sonra dedi ki Kudüs'ü ezan seslerine kavuşturuncaya kadar ve Kudüs'ü Haçlıların çizmelerinin altından kurtarıncaya kadar ve orada çan seslerinden kurtarıncaya kadar ben gülmeyeceğim dedi. Gülmeyi kendisine yasak kıldı. Fatih'in dediği gibi ya İstanbul beni alacak ya ben İstanbul alacağım azmiyle çalıştı. Ve onun tekniğini de oluşturdu. Sadece dua ile, biz sadece dua ile yetiniyoruz. Canım dua elbette geçerli ama onlar kanlarıyla bunu öderlerken bizim duamız ne işe yarar ya? Bizim duamız ne işe yarar? Öyleyse bugün maalesef kötülükler resmi kanaldan yayılıyor. Televizyonlar kanalıyla. Ve münafıklar bunu yapıyor. Münafıklar bunu yapıyor. Nesullah fenesiyehum. Münafıkların bir kötü özelliği de bu. Kötü sıfatları Allah'ı unuturlar. Allah'la ilgiyi keserler. Başka ayette ve la yezkurunallaha illa qalil. Allah'ı çok az zikrederler. O da Müslümanların arasına girdikleri zaman, camiye geldikleri zaman. Camiye de gelirler münafıklar ha. Camiye de gelirler, hacca da gidebilirler. Oruçta tutabilir gözükürler. Evet. Ama hakikatte onlar Allah'ı her zaman zikretmezler. Onun için değerli kardeşim, biz emri bil marufu nehyi anil münkeri tanımaya çalışırken, tanımlamaya çalışırken bunu çok temelinden, esasından almamız lazım. Yani bunu kimler yaparsa etkili olur, kimler yapmazsa etkisiz olur. Bu sadece guru dava ile kötülükler engellenmez. Sadece kalben üzülürsün, nefret edersin, iğrenirsin. Hocam bu bahsettiğiniz yani sadece dua edip hiçbir şeye karışmamak birazdan neme lazımcılık değil mi hocam? Aynı şekilde bakın bizim belalardan kurtulmamızın Ercan Bey belalardan kurtulmamızın ya da bela barajlarının önünün setleri manasında olan bazı esaslar var. Yani bela barajının önüne set olabilecek.
ya da bela bulutlarının üzerimize belaları akıtmamasına engel olacak manevi setler var, manevi engeller var. Bu engeller bize çok gerekli, lüzumlu. Bugün büyük bir bela ve musibet yaşıyoruz. Evet, aynen. Bakın şöyle diyor bazı İslam büyükleri. Küllü beldetin fiha erbaatun fe ehluha masumune minel bela. Her belde ki, her memleket ki, o memlekette dört şey bulunursa, o memleketlerde yaşayan insanlar belalardan korunmuş olur. Evet. Ama bu dört şey yoksa, o zaman belalar sağanak sağanak yağmış olur. Tersi manası bu. Nedir bunlar bakın. İmamun adilun la yazlim. Halkına zulmetmeyen adil bir devlet başkanı. Halkına zulmetmeyen adil bir devlet başkanı. İslam adaletiyle adalet eden, adaleti uygulayan bir devlet başkanı olursa Allah o memleketi beladan korur, belalardan korur. İki, ve alimun ala sebilil hüda. Tam doğru çizgide olan bir alim, İslam bilgini. Bilgin olmak yetmiyor. Çok okumak yetmiyor. Filozof olmak yetmiyor. Müftü olmak, vaiz olmak yetmiyor. Hiç Diyanet İşleri Başkanı olmak da yetmiyor. Profesör olmak da yetmiyor. Evet. Hidayet üzerinde olmak gerekiyor. Yani tam doğru çizgide, peygamber çizgisinde, sahabe çizgisinde olacak. Söylediğini yaşayacak, yaşadığını söyleyecek. Örnek, numune bir alim olacak. Sonra biz bunu yapabiliyor muyuz? Sonra eğer böyle alimler varsa o alimlerin olduğu yerde bela olmaz. Saldırı olmaz. Ve meşayihu ye'murune bil maruf ve yenhevne anil münker. Yine gerçekten iyilikleri emreden, kötülüklerden vazgeçiren İslam bilginlerinin olduğu bir memleket. Daha ve yuharridune ala talebil ilmi vel Kur'an. İnsanları Kur'an öğrenmeye, efendim ilim elde etmeye teşvik eden alimlerin olduğu memleketlerde Allah bela bulutlarının önüne set çeker. Dördüncüsü, ve nisa'uhum mesturatun la yeteberracne teberrucel cahiliyetil ula. Kadınları geçmiş cahiliye dönemindeki kadınların açılıp saçıldığı gibi açılıp saçılmazlarsa, İslam'ın emrettiği örtünmeyle örtünürlerse, tesettür. Kur'an'daki ifadesiyle وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْعُولَى İslam öncesi dönemlerdeki kadınların mahrem yerlerini gösterdikleri gibi mahrem yerlerinizi göstermeyin. Bugün evet. İslam alemine bakın. İslam alemine bakın. Kadınlarımızın örtülerine bakın. Müslüman kadınların kaçta kaç örtünüyor? Ya da örtünüyorsa acaba İslam'a göre kaçta kaç örtünüyor? İslam'a göre örtünme. İslam'ın emrettiği örtünme nasıl? Nasıl olması gerektiğini İslam beyan etmiş. Bugünkü giysilerin çoğu İslami değil. Güya örtünüyor kadın. Altı erkek gibi efendim üstü başı örtülü altı erkek gibi. Böyle bir örtünme İslami değil ki. Evet. Bu da yaygınlaştı. Artık hacısı hocası bu giysiyi kabul eder hale geldi. İslami olmayan giysiler. Tümden giysi yoksa ne olacak? O daha tehlikeli. Öyleyse kadınlarının edepli, setirli, iffet abidesi olduğu memleketten Allah belaları kaldırır. Şimdi bakınız, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, Ercan Bey, çok önemli bir hadisi var. Evet. Bir gün sahabe-i kirama, Efendimiz şöyle buyurdular, etraftaki Müslümanlara, yerin üstünde yaşamak mı daha hayırlı, yerin altında yaşamak mı daha hayırlı? Soruyor. Yerin üstünde yaşamak mı? Yerin altında yaşamak mı? Öyle zaman gelecek ki bir adam mezarlığın yanından geçerken, kabristanın yanından, keşke ben şunların yerinde olsam diyecek. Öyle kötülüklerden bizar olacak. Yol kenarlarında zina yapan insanları görecek. Harama haram diyen insanın kalmadığı zamanı görecek. Namaza namaz vardır diyecek insanın olmadığı bir zamanı görecek. Evet. Ve kabrin yanından geçerken de biraz imanı olan diyecek ki keşke ben de şunların yerinde olsam, ölsem diyeceği, temenni edeceği bir gün gelecek. Allah korusun. Şimdi o zaman değil yine de elhamdülillah. Şimdi o zaman değil, yine hayrın hakim olduğu, hayrın galip olduğu yerler var. Peki sahabeye ne diyor? İza mütte fezahrul ardı hayrun lekum en batnuha. Öldüğün zaman yerin üstünün
altından, altının üstünden hayırlı olduğu zamanlar. Yani yerin altı, toprağın içi mi daha hayırlı? Ölmek mi daha hayırlı? Yaşamak mı daha hayırlı? Evet. Üst mü hayırlı, alt mı hayırlı? Efendimiz böyle soruyor. Ashab-ı kiram da Allah ve Resulü bilir diyorlar. Bunun üzerine Peygamberimiz buyuruyor. Çok özlü cümleler. İzâ kânet ümerâukum hıyârakum. İdarecileriniz sizin en hayırlılarınızdan olduğu zaman. İdarecileriniz sizin en hayırlılarınızdan, ibadette, imanda, ahlakta, adalette, medeniyette, sizin idarecileriniz sizin en hayırlarınız. İdareci deyince köy muhtarından yukarıya doğru, ha, hatta köy bekçisinden yukarıya, ta devletin başına kadar. Evet. Bunu böyle söyleyince bazılar diyor ki yahu sen nasıl bunu şey yapıyorsun? Elbette ki böyle, işte İslam'ın emri bu. Peygamberimiz öyle diyor. İdarecileriniz, idareciler, efendim köy muhtarı da bir idareci, evet, köy bekçisi de bir idareci. Oradan yukarıya doğru ta zirveye varıncaya kadar idarecileriniz en hayırlarınızdan olduğu zaman. Ve egniyâkum sümehâekum. Zenginleriniz de en cömertlerinizden olduğu zaman. Zenginin cömert olması ne demek? İnfakını yapıyor, ikramını yapıyor, ihsanını yapıyor, zekatını veriyor, sadakasını veriyor. Mağdur, mazlumları görüp gözetiyor. Bugün böyle zenginlerimiz var mı? Elhamdülillah var. Ama bütün zenginlerin böyle olması lazım. Bütün Müslüman zenginlerin. Ve umurukum şura beynikum. İşleriniz de arada istişareyle olduğu zaman. Çok önemli bakın. İşleriniz de aranızda şura ile. Şura. Şimdi adam bugünkü sisteme diyor ki demokrasi şura ile oldu. Kardeşim sen neyin üzerinde şura yapıyorsun? İslami esaslar üzerinde şura yapmıyorsun ya. Demokrasinin... Batı düzeni. Batı, evet, düzeni üzerinde şura yapıyorsun. Demokrasinin içerisinde ne var? Evet, de Batı meselelerinin üzerinde şura yapmak meşru bir şura değil ki. Sen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi ayet ve hadislere dayanarak veyahut da nasların dışında şura yapılması gereken fikirlerin, ilimlerin, bilgilerin, efendim rehberliklerin bir araya getirilerek oradan bir ortak fikir ortaya çıkarılıp ona göre hareket etme fikri şura bu. Ve emruhum şura beynehum. Onların işleri aralarında şura iledir. Evet. Biz hangi konuda şura yapacağımızı bir defa şuranın zeminini iyi bilmemiz lazım. Hangi konularda istişare edilmesi gerekir? Kimlerle istişare edilmesi gerekir? Şimdi akıl insanlar diye efendim bir zaman bazı akıllar ürettiler. Akıl ne akılı yahu? Namazını kılmayan adam akıl olur mu? Haramlardan sakınmayan adam akıl olur mu? Evet. Akıl adam hakikaten Allah'a kul olan adamdır. Dünyayı tanıyan adamdır. Tedbirini alan adamdır. Adam akşam kafayı çekiyor, akıl diyorsun sen buna. Ne akıl yahu? Akıl kalıyor mu kafayı çekende? Zina yapan da akıl var mı? Evet. Kumar oynayan da akıl var mı? Akıl insan. Hocam, öylesi şura ile olursa. Sorularımız da var. Bir beş dakikada toparlayalım. Tamam. Fezahrul ardı hayrun lekum min batniha. Evet. Eğer sizin bu üç özelliğe sahip olursanız, idarecileriniz en hayırlarınızdan olursa, zenginleriniz en cömertlerinizden olursa, bir de işleriniz aranızda şura ile, istişare ile olursa, o zaman yaşamanız ölmenizden daha hayırlı. Yerin üstü altından hayırlı. Bugün işte biz buna muhtacız, dünya ümmeti olarak. Dünya ümmeti olarak. Bunun aksini de Peygamberimiz ifade ediyor. Ve izâ kâne ümerâukum şirârekum. İdarecileriniz en şerlerinizden olduğu zaman. İdarecileriniz, bu bir ülke için değil bu, ha. Evet. Bütün dünya için konuşuyoruz bunları. İdarecileriniz en şerlerinizden olduğu zaman. İşte Beşşar gibi. Beşşar, Suriye'nin, evet, zalimi var ya. Evet. Ha. Ve egniyâukum buhalâukum. Zenginleriniz de cimri, bencil, egoist oldukları zaman. Zenginleriniz. Hepsi mi? Olanlar tabii. Evet. Ve umurukum ilâ nisâikum. İşlerinizi de akıl sahiplerinden alıp sadece kadınlarınıza bıraktığınız zaman. Kadınların reyine. Kadınları burada İslam küçümsemiyor. Kadınlarla da istişare edilmesi gereken konular var. Kadınların da fikir beyan etmeleri gereken konular var. Ama işlerinizi kadınlara teslim ettiğiniz zaman. Otorite kadınlar olduğu, evet, zaman. Otorite kadınların eline geçtiği zaman. O zaman işte febatnul ardı hayrun lekum min zahriha. O zaman yerin altı üstünden daha hayırlıdır.
Hadis-i şerifin Tirmizi nakletmiş. Ravahu evet. Tirmizi. Ve şimdi geçelim sorularımıza. Hocam yani bu konuya, inşallah bu konuya evet, yine devam edeceğiz. Devam edeceğiz inşallah. Evet. Evet. Sevgili seyircilerimizden gelen sorular var. Onlara inşallah geçiyoruz. Hocam bir seyircimizin şöyle bir sorusu var. Namaz kılmayan biri için 40 gün Münafık'ın suresini okuyunca namaza başlar deniyor. Hükmü nedir diye sormuş hocam. İnşallah diyelim. Evet. Yani bunları nereden çıkarıyorlar bilemiyoruz. Burada ya, önemli olan niyet diyelim. Niyet tabii. Hocam. Yani namaz kılmayan insanın evet. kendisinin içinde bir dert olacak. Dert. Yani ben niye namaz kılmıyorum diye kendi kendini sorgulayabiliyorsa evet. gerçekten bundan eziklik duyuyorsa büyük bir günah işlediğini anlıyorsa namaz kılmamakla o namaza başlar. Bir de nasihat etmek de gerekiyor. Yani namaz kılmayanlara Münafık'ın suresini okuduğumuz 40 defa okuyun, 140 defa okuyun. Evet. Münafık'ın suresinin içindeki manayı biliyor musun? Orada Allah diyor ki ya eyyühellezine amenu la tülhikum emvalikum ve la evladikum an zikrillah ve men yef'al dalik fe ulekehumul hasirun. Bu da Münafık'ın suresinde. Zaten 1,5 sayfa kadar bir sure. Cenab-ı Hak buyuruyor ki ey müminler, bak müminlere hitap ediyor Resulü'nde, sen bunu söyle ona. Ey müminler, ne namaz, ne çocuklarınız, ne mallarınız, ne aile efradınız sizi Allah'a zikirden, namaz kılmaktan alıkoymasın. Kim çoluğu çocuğu bahanesiyle, malı mülkü bahanesiyle, çalışmaları bahanesiyle namazı terk eder, zikri terk ederse işte onlar zarar edenlerin ta kendileridir diyor Cenab-ı Hak. Evet. Sen bunu anlat ona. Bunu söylemek lazım. Evet. Yoksa namaz kılmayan insana 41 Yasin oku. 40 defa Münafık'ın suresini oku. Onun derdinde değil hiç o. Dua edelim Cenab-ı Hak o namaz kılmayan kardeşlerimize, yavrularımıza İnşallah. Namaz kılma aşkı, şevki versin. Namaz çok önemli. Evet. Evet bir başka soru da şöyle hocam. Kur'an'da geçen iki denizin sularının birbirine karışmasını hocamız yorumlayabilir mi demiş bir seyircimiz de. Tabii bu çok önemli efendim Meracel Bahreyni. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor değil mi hocam? Rahman suresinde evet. geçiyor. Efendim daha başka yerlerde buna işaret eden ayetler var. Şimdi yani dünyada bunun olduğu yerler tespit edilmiş. Evet. Bunlar tespit edilmiş. Görüntüler de var evet, hocam. İnternette var. İki deniz birbiriyle karşılaşır da ama suları birbirine karışmaz. İki deniz. Ama bunların coğrafyadaki yerleri farklı yerler tarif ediliyor. Gösteriliyor da onu zaten internete de yazsa yani bir Müslüman internete yazsın. İki denizin buluşup da evet. suların birbirine karışmadığı yerler neresi? İşte efendim Tarık bin Ziyad'ın ne diyordu oraya? Ney Boğazı'ydı? Şu anda ismini unuttum da yani dünyada bunun olduğu yerler var. Evet. Oralar efendim Kur'an-ı Kerim'de de beyan edilmiş ama yer söylenmemiş Kur'an'da. Sadece Kur'an'da geçen Meracel Bahreyni yeltegiyan beynehuma berzahul la yebgiyan. İki deniz birbirleriyle karşılaşır. İkisinin arasında bir perde var. Sular birbirine karışmazlar. Karşılaşıyorlar ama karışmıyor. Bir su üstten gidiyor, bir su alttan. Evet. Efendim bunu Karadeniz ile işte Marmara Denizi'nin buluştuğu yerde de söyleyenler var. Başka yerler var. Onu efendim yazdıkları zaman çünkü o konuda hayli izahlar var. Orada görmüş olurlar. Mesela Rahman suresindeki o ayeti okuyalım. Maalden iki denizi birbirine kavuşmak üzere Cenab-ı Hak ne yapıyor? Salıveriyor. Evet. Aralarında bir engel vardır. Birbirine geçip karışmazlar. Tuzluluk farkı sebebiyle. Biri tuzlu, biri tuzsuz. Evet. O zaman iki deniz arasında bir dikey su tabakası engeli oluştuğu için sular birbirine karışmamış oluyor. Dolayısıyla efendim bu da keşfedilmiş işte dünyanın farklı yerinde. Bir yerde de değil bu. Birkaç yerde. Yani bundan şunu anlayabilir miyiz hocam? Allah-u Teala'nın yaratırken ister insan olsun ister kainattaki bütün varlık alemi olsun. Kusursuzluğunu mu buradan anlamamız gerekiyor? Allah'ın hocam? Kudretini anlıyoruz. Evet. Hiçbir şeyde kusur yok. Ne göklerin yaratılışında, ne yerlerin dizayn edilmesinde, ne denizlerin oluşturulmasında,
Hiçbir şeyde Allah'ın yarattığında kusur yoktur. Evet. Allah'ın yarattığı şeylerde kusur yoktur. Evet. Belli bir nizam, intizam, düzen içerisinde. Onu aslında biraz daha geniş. Evet. Daha çok onu da bu yani coğrafya bilgisine sahip olan insanlar bunun daha çok izahını evet. yapabilirler. Ama mesela biz buna ne diyoruz? Kur'an-ı Kerim'in ifade ettiği gibi iki denizin karıştığı yerler ama karşılaştığı yer ama sular birbirine karışmıyor. Bunlar dünyanın neresinde? Dolayısıyla biz bunu bizatihi ayetlerin tefsirine bakarak evet. izah etmemiz gerekiyor. Zaten burada da mesela hemen yazdım çıktı. İltikaül bahreyn. İki denizin karşı karşıya gelmesi dünyanın neresinde? Evet. Tuzlu su, tatlı su. İkisinin arasında bir perde var. Birbirine karışmıyor. Yani dünyanın mesela görüntüleri bile var. Evet hocam. Nerede olmuş bunlar? Bunlar efendim bakıyorsunuz şimdi denizlerin ismini biliyorum da şu anda aklımda kalmadı. Evet. Ama ona bakmaya çalışıyorum. Şimdi bu denizlerin karşılaştığı yerler. Evet. Mesela burada demiş ki bunun tabii tefsiri iki deniz karşılaşıp da sularının birbirine karışmaması olayı evet. İki deniz bunların yerleri. Mesela okyanuslarda bu oluyor veyahut da işte demin söyledim ikisinin arasında perde olan neyse bunu inşallah başka bir konuşmamızda biraz daha yerlerini tarif ederek anlamaya çalışalım. Efendim Furkan suresinde de var. Bakın başka surede var mı diye evet. söylemiştik. Ve huvellezî meracel bahreyn hâzâ azbun furâtun ve hâzâ milhun ücâc. Evet. İki deniz birisi tuzlu, birisi tatlı su. Bunlar birbirleriyle karşılaşıyor. Dolayısıyla karşılaşıyor ve sular birbirine karışmıyor. Biri alttan biri üstten gidiyor. Böyle yerler var. Renkleri de değişik. Evet. Bu şekilde söylenmiş. Evet, bunu inşallah başka bir sohbetimizde mümkün olursa unutmayalım evet. inşallah. İzah edelim. Evet. Bu bahsettiğiniz boğaz da Cebel-i Tarık Boğazı hocam. Deminki onu söyleyecektim. Evet. Cebel-i Tarık Boğazı. Evet. Ama bir yerde değil, başka yerlerde de var. Evet. Yani dünya coğrafyasında başka yerlerde de var. Evet. Demin onu söyleyecektim. Amerika, Cebel-i Tarık Boğazı. Amerika civarında var herhalde hocam. Evet. Hocam bir başka soru da şöyle. Mesela onun şeyinde Güney Afrika. Evet. Güney Afrikalı bu şey var. Biliyorsunuz dünyaca meşhur Abdurrahim Sadiyan diye, hı hı. Abdurrahman Sadiyan diye bir kari var. Ben kendisiyle çok yakından tanışırım. Evet. Almanya'ya falan çok geldi. Efendim kıraatler yaptı. Türkiye'ye de geldi o. O diyor ki bizim diyor memleketimize yakın diyor o iki denizin birleştiği yer. Güney Afrika'da. Evet. O Meracel Bahreyni Yeltegiyan ayet-i kerimesinin ifade ettiği deniz, boğaz bizim orada da var diyor. Evet. Evet. Evet, diğer bir soru da şöyle hocam. Ramazan ayında kaza orucu tutabilir miyiz? Ramazan ayında kaza orucu olmaz. Evet. Ramazan ayında bir insan Ramazan orucunu tutarken ister nafileye, ister geçmişteki bir borcu olan, zimmetinde olan bir oruca, isterse kefaret orucuna niyetlensin, hepsi Ramazan'a sayılır. Evet. Ramazan gününde, Ramazan ayı içerisinde ancak Ramazan orucu tutulabilir. Niyeti başka olsa da yine Ramazan orucu olur. Evet hocam. Niyeti başka olsa da yine Ramazan orucu yerine geçer. Evet, diğer bir seyircimiz de şöyle bir soru sormuş. Diyaliz hastasıyım. Önceki yıllardan borcum var. Diyalize girmediğim zamanlar oruç tutuyorum. Bu seneki 30 gün oruç fidyemi ödedim diyor hocam. Tuttuğu günlere ödemesine gerek yok. Ya da ileride mesela tutabilecek durumdaysa hiç ödemesine gerek yok. Yani mesela yarısını tuttu, yarısını yedi. Hastalığından evet. dolayı. O zaman o yedi oruçları Ramazan'dan sonra günle gün tutabilecekse kaza eder. Evet. Yok eğer parasını da vermişse yine iyileştiği zaman tutabilecek imkana kavuştuğu zaman o günleri yine günle gün tutması lazım. Evet. Bir seyircimizin de biraz uzun bir sorusu var hocam. Bu akşamki son soru diyelim. Evet, seyircimizin sorusu şöyle. Evet, ailevi bir mesele hocam.
Babamız annemizin sağlığında annemizin akrabalarıyla ve çocuklarıyla arasını soğuttu. Bilerek veya bilmeyerek annemiz vefat etti. Herkes küstü. Annemizin vefatında barıştık ama bu sefer tekrar evlenmek uğruna tüm kardeşlerimi hem evden kovdu hem de aralarımızı bozdu. Biz de artık gitmiyoruz ve aramıyoruz. Şimdi arkamızdan devamlı beddua ettiğini duyuyoruz. Evet. Bu konudaki hocamızın tavsiyeleri nelerdir diye seyircimiz sormuş hocam. Babası da yeniden evlenmiş. Valla babasıyla yine de hata yapsa da barışmaları, evet, evlatlık vazifelerini yerine getirmeleri, aralarındaki kin, düşmanlık ne varsa onu gidermeleri ve yeniden tekrar güzel bir aile ortamını oluşturmaya çalışmaları lazım. Ne diyelim? Evet. Evet. Bakın şimdi demin söylenen sorunum iki denizin karıştığı yer Alaska Körfezi. Evet, Amerika civarı hocam. Evet. Büyük Okyanus'un kuzey doğusunda yer alıyor. Sadece Alaska'nın değil, Kanada'nın da kıyısının bulunduğu Alaska Körfezi'nde, evet, iki suyun bir araya geldiği ancak karışmadığı iddia ediliyor. Hı hı. Ve diğer işte o boğazlarda falan var. Öyleyse bu tek yer değil. Evet, birkaç yerde var. Tespit edilmiş. Yani, evet, evet. Ama dediğim gibi bu harita üzerinde zaten gösterilmiş. Bu bir coğrafi orada keşif hocam. Tabii, bizim tabii baktığımız şey İslami. Başka bir yerde demiş ki Büyük Okyanus'un kuzeydoğusunda yer alan Cana'nın da kıyısı bulunan Alaska Körfezi'nde yine aynı şeyi söylemiş. Tuzlu su ve tatlı suyun buluştuğu bölge. Evet. Görenleri efendim büyülüyor. Körfez'deki noktada efendim böyle şey yapmış. Allah-u Teala'nın bir mucizesi hocam. Elbette, evet, elbette. Evet. Evet hocam, bu akşam da böylece programımızın sonuna geldik. Kapatırken bugün emri bil maruf nehi anil münker, yani iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı bir giriş olarak başladık. Yarın inşallah daha da detaylandıracağız. Bu program için hocam neler söylersiniz? Böylece inşallah kapatalım. Söyleyeceğimiz şey bu görev bütün Müslümanların görevidir. Yani bu sadece belli kimselerin değil ama bu görevi yapmak için konuşmamızın içerisinde de söyledim. Evet. Bilgi çok önemli. Yani doğru kime bilgi, nasıl özellikle telkin yapılacağını bilmesi, nerede yapılacağını bilmesi ve hangi şey meseleden başlayacağını bilmesi gerekiyor. Yoksa cahil insan bakıyorsunuz kendine göre emir bil maruf yapıyor, tepeden başlıyor, zirveden başlıyor, tabana inemiyor, karşıdaki insanları kırıyor, incitiyor veya toplum içerisinde söylemeye çalışıyor veya o kişinin seviyesine inmiyor. Bazen de seviyeyi tutturamıyor. Dolayısıyla evet, faydalı olacağı yerde zararlı oluyor. O insanı biraz daha İslam'dan uzaklaştırmaya belki vesile oluyor. Onun için bu konuda evvela bizim bilgi donanımımız olması lazım. Bilgi donanımı. İkincisi, söylediklerimizi hayatımızda yaşamamız lazım ve sevdirerek İslam'ı anlatmamız lazım. Böyle korkutarak, zoraki değil ve İslam'ı en güzel biçimde peygamberi bir metotla, ashabın metoduyla, yanlışları bile söylerken yanlış sözle değil doğru sözlerle yanlış olduğunu söylemek ve karşıdaki insanların ikna noktasında ciddi bir beceri sahibi olmak lazım. Evet hocam. Çok teşekkür, evet, ediyorum hocam. Bu akşam da bizlere güzel bilgiler verdiniz. Ağzınıza sağlık. İnşallah yarın kaldığımız yerden bu konuya devam edeceğiz. Tekrar teşekkür ediyorum. Bu arada seyircilerimize de teşekkür ediyorum. Ekranları başında bizleri izleyen, takip eden ve sorularıyla programımıza katkı sunan izleyicilerimize Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Evet sevgili seyirciler, böylece bu programın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah yine yarın aynı saatte karşınızda olacağız. Görüşünceye dek hepinizi Allah-u Teala'ya emanet ediyoruz. Allah-u Teala tuttuğumuz oruçları kabul daim eylesin inşallah. Hayırlı iftarlar diliyoruz. Hoşça kalın.